Tamirci İş Fırçını kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır beni takip eden arkadaşlarım bilir, eritme ocağı yapacağım demiştim. Fakat atölyemi yapmayı bekliyordum. Atölyemi yaptığımıza göre artık eritme ocağımızı yapabiliriz. Şu eritme potamızı 6 ayı geçti belki alalı ama dediğim gibi atölyeyi bekliyordum arkadaşlar. Şimdi bugün eritme ocağımıza başlayacağız. Bunu iki part şeklinde yayınlayacağım. Birinci partta pürmüz yapacağız arkadaşlar. Normal bir pürmüz işimizi görmüyor. Biraz büyük bir pürmüz yapmamız lazım. Alevi daha çok vermesi gerekiyor ki metal eriteceğiz. Bu partta pürmüzü yapacağız. Nasıl bir tüp kullanacağım? Çok farklı bir tüp kullanacağım. Farklı bir dedantör kullanacağım. Bunları göstereceğim. İkinci partta ise ocağımızın kendisini yapacağız. Şimdi yapacak olduğumuz pürmüzün malzemelerini almıştım ben. Onlara nasıl bir işlem yaptım onları izleyelim. Ondan sonra da beraber birleştirmeye başlayalım. Kullanacak olduğumuz malzemeler bunlar arkadaşlar. Galvanizli boru. Maşon. Yine şurada bir maşon daha var. Burada LPG için vana. Normal su vanalarıyla karıştırmayın. Bunlar LPG için olanlar. Yine gazı bağlayacağımız hortum girişi. Ve şurada meme. Görüntülere baktım da ben bunları 2018'in aralığında çekmişim arkadaşlar, aralığın ikisinde. Yani bir seneyi aşkın süredir planladığım, yapmayı istediğim bir proje bu. Şimdi şunları gördünüz nasıl yapıldığını. Bunun arka tarafında memenin gireceği yer var. Memeyi takacağımız yerde kameranın da belli olmuyor ama şu borunun arkasında memeyi takacağımız yer var. Şimdi arkadaşlar şurası basit. Bunu buraya taktık. Buralara herhangi bir ilaç kullanmayacağım. Bu tamam. Şu pürmüzümüzün ağzı. Bu da tamam. Şu vanayı buraya takacağız. Bunları sıkacağım mengeneye bağlayıp. Şuraları şimdilik takmıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer taraflara sıvı conta uygulamayacağım. Çünkü zaten buradan gazı bastı mı gidecek, oralardan kaçırma durumu yok. Fakat buraya meme takacağız. Burada bir basınç oluşacak. Şu bölgede bunu takacağız ve burada tüpten gelen bir basınç oluşacak. O yüzden şuralara sıvı conta uygulayacağım.
Şimdi memeyi bağlayalım. Arkadaşlar memeler için şu doğalgaz LPG dönüşüm kitlerini, LPG memeleri kullanacağım. Bunun en büyüğü olan şu memeyi takacağım. Fakat bunun yeterli gelip gelmeyeceğinden emin değilim. Eğer ki yeterli gelmezse bu memenin aynısının doğalgaz olanı. Onun deliği daha yüksek, daha geniş. O yüzden doğalgaz olanı deneyeceğim. Şimdi öncelikle bununla bir deneyeyim. Kullanacak olduğumuz dedantör bu arkadaşlar. Dediğim gibi normal bir dedantör, normal bir tüp kullanmayacağım demiştim. Şimdi bunun bağlantılarını yapalım ve size tüpü de göstereceğim. Arkadaşlar ben bir taraftan dedantörün montajını yapacağım. Bir taraftan da size neden bu dedantörü ve tüpü kullandığımı anlatayım. Bu dedantör İpregaz markasının geliştirdiği bir tüp ve dedantör. Genelde izolasyoncuların kullandığı bir tüp. Neden bu tüp? Bu tüp propan oranı çok yüksek. Normal LPG tüplere nazaran %10 civarında bir şeyi var. Kalorisi yüksek, ısıyı daha fazla veriyor. Daha çabuk olacak, ısıtacak. Fiyat olarak normal LPG tüplere göre biraz daha pahalı. Dedantör de aynı şekilde daha pahalı. Fakat benim için önemli olan şu an için fiyatından ziyade yüksek ısı alabilmem. Zaten yüksek ısı alabilmem için bu pürümüzü yapıyoruz. Dediğim gibi ısıl kalorisi %10 civarında daha fazla bu tüpün. Şimdi size tüpü de göstereceğim. Zaten diğer tüpler gibi olmadığını tüpü görünce de anlayacaksınız. Dedantörden de anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi tüpe bağlamadan önce yalnız şuraya bir kapak yapmamız gerekiyor.
Evet arkadaşlar, pürmüzümüz bitti. İçeride çok fazla yapmadım. Bir anda aşırı sıcak oldu burası. Çabuk kapatmak zorunda kaldım. Bunun dışını ısıya dayanıklı boyayla, egzoz boyasıyla boyayacağım. Fakat ocakla beraber boyayacağım. O yüzden şimdi boyamadım. Yine bundan sonraki çalışmalarımızda bıçak yapacağız. Dökümle ilgili alüminyum eritip, pirinç eritip çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Isıl işlem ocağı da yapacağım. Isıl işlem ocağı içinde. Bunun yine böyle ya teklisini ya da ikilisini yapacağım arkadaşlar. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Hayırlı günler diliyorum.